Evet arkadaşlar, bugün Analarla Antep Savunması adlı kitap üzerine birkaç yorumda bulunacağım. Dikkatiniz çekerse okumanızı tavsiye edeceğim. Gaziantep Komutanlığı'na Fransız Komutanı'nın gönderdiği sever anlaşmasına göre Gaziantep'in teslim edilmesine karşı Gaziantep'lerin cevabı çok tesirli bana göre. Ne diyorlar? Gaziantep'te taş üstünde taş durdukça, bir Türk sağ kaldıkça şehir teslim olmayacaktır. Şimdi gel de bu millete hayran olma. Türk milletinin evladı olmaktan gurur ve onur duymak. Ve bu kitabı okuma, bu kitapta yazıyor. Tavsiye ediyorum, bulmanızı çok istiyorum. Evet arkadaşlar, ön sözde diyor ki, Birinci Dünya Savaşı'nın içinde yaşanan en önemli olaylardan biri, bugün Adını tarihi sayfalarına altın harflerle yazdırmış olan Antep savunmasıdır. Antep halkının direnişi bütün dünya devletlerinin saygıyla andığı bir olay olarak varlığını korumaktadır. Gerek savaş araç ve gereçlerinin sayısıyla donanım bakımından, gerekse ekonomik ve asker sayısı bakımından çok güçlü olan işgalci güçlere karşı Antep halkının bir yandan da açlıkla mücadele ederken ilkel silahlarıyla kazandığı zafer hafızalardan asırlarca silinmeyecektir diyor. Bugün varlığı cumhuriyet olarak yaşayan bu şehrin ve ülkenin fertleri olarak bizler direnişin değerli önderlerini binlerce şehit ve gazini saygıyla anmak zorundayız. Onların verdiği mücadeleyi yarınların kuşaklarına doğru ve gerçek bir kahramanlık olarak intikal ettirmek sorumluluğunu taşımaktayız diyor. Bu kitap anlardan oluşuyor arkadaşlar. Baktığınızda anılarla siz Antep'in o savunmasının nasıl olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ben bir anı, tabii kitabı ortaladım şimdiye kadar, bir anı çok dikkatimi çekti, onu paylaşacağım. Kitaba merakınızı artıracaktır diye düşünüyorum. Kitabın 17. sayfasında Çınarlı Cephesi'ne bir gün başlığıyla yazılan bir yazı var. Diyor ki Gaziantep Harbi'nde Çınarlı Cami Cephesi'ndeki savaşa iştirak eden Muhittin Erkoç şöyle anlatıyordu. Günlerden bir gün siperlerimize beklerken koşa koşa bir arkadaş geldi. Amanın arkadaşlar düşman geliyor diye bağırıyordu. Kendisine düşmanın nereden geldiğini sorduk. İncirli Pınar karşısındaki bostanlardan büyük bir kuvvetle baskına geliyorlar diyordu. Arkadaşlarımız düşmanın büyük kuvveti karşısında maneviyatlarını kırmadan müdafaa ediyorlardı. Ben yanımda bulunan arkadaşlarıma arkadaşlar mektepteki arkadaşlarımıza yardım edelim diyerek süperlerden sürünerek orada bulunan arkadaşların yanına geldik. Ve karşımızda bulunan düşmana biz de ateşe başladık. Solumuzda bulunan Ermeni evlerinden mütemadiyen ateş ediliyordu. Buna rağmen bizim hedefimiz hem sol taraftaki evlere hem de şimdiki öğretmen okulundaydı. Sağ tarafımızdaki bostandan da sel halinde Ermeniler ve Fransızlar birlikte hücuma kalkmışlardı meydanda bulunan kuvvetimizde hiç yılmadan bu gelen düşmana karşı koyuyorlardı. Bazen de fırsat buldukça biz de bostan tarafına ateş ediyorduk. Biz buradan üç ateşin arasında kalmıştık. Anlayışımıza göre düşmandan fikri büyük kuvvetle cephemizi almak ve şehre girmekti. Tam bu sıradayken bütün toplarını harekete geçirmişti. Bu toplardan birisi solumuzda bulunan hamamın damından atlıyordu. Birinde Akyol Camii'nde birkaçını da kolejden atıyorlardı. Bizi yıldıran 15 buçuk usunu da battal öyküden arası kesilmeyen ateş yağmına tutturmuştu. Düşman karşısında bulunan çetelerimiz hiç de Allah Allah sedalarını yükselterek korkman arkadaşlar vurun diyerek birbirine cesaret veriyordu. Tam bu sırada halk evinin büyük kapısı açılıp örtülmeye başladı. Bütün gözlerimiz oraya çevrilmişti. Bir de gördük ki kapının her iki kanadı birden açıldı. İçeriden çıkan düşmanlarımız büyük bir kütle halinde üzerimize saldırdılar ve siperlerimize atladılar. Avlunun içerisinde birbirimize sıkıyorduk. Bu iki taş içerisinde düşüp ölen çoktu. Bu sırada kulağıma bir ses geldi. Bağırıyordu. Korkman, vurun arkadaşlar diyordu. Bu bağıran adam çemberci Yirik Mehmet Ali idi. Bu sırada Fransızlar evin içine gittiler. Biz davulda kaldık. Yine ateşlerimiz devam ediyordu. Düşman gerilerimize sızmak için yol arıyordu. Bu haldeyken kafirin büyük topu da binanın üzerine düştü. Avluda bulunan arkadaşlar duvarların toprakların üstüne kapanmıştık. İçinden çıkan sarı renkli duman halindeki zehirli gaz bizi çok örselemişti. Bu dumanlar dağıldıktan sonra biz de gördük ki top değen bina haraba haline gelmiş içinde bulunan Fransızlar da ölmüşlerdi. Tam bu sırada büyük kapı yine açılıp örtülüyordu. Yine biz sipere girmiş, bütün gözlerimiz oraya dönmüştü. Sağ tarafımızdaki bostandaki düşman çetelerimizin ateşi karşısında geri çekilmeye başlamıştı. Bizim karşımızda bulunan kapı yine açıldı. Bu sefer de Ermeni Fransız karışık olarak az bir kuvvet çıktılar. Üzerlerimize saldırıyorlardı. Bizim arkadaşların gözleri kanlanmıştı. Artık bu düşmanı bir hiç gibi görüyorlardı. Onlar da bize doğru geliyorlardı. Bu iki ateş içerisinde genç bir Ermeni hızla bizim sipere geçmek üzereyken solunda bulunan bir arkadaş bir kurşunla bizden tarafa düşürdü. Bize doğru gelen düşmanlar da geri kaçıp çıktıkları yerlere döndüler çok bir kuvvetle cuma kalkan Ermeni ve Fransız askerler umduklarına nail olmadan çok can zayiatı vererek geri çekilmek mecburiyetinde kalmışlar. Vakit akşam ezan olmuştu. Bizim bu cephelerde hiçbir çıt kalmamıştı. Artık toprakların altında kalan şehitlerimizi aramaya ve birbirimize sormaya başladık. Ruhları şad olsun. İşte bu Çınarlı cephesinin bir günlük savaşı böyle bitti diyor. Ananarla Antep Savunması adlı kitabında. Bu kitaptan birkaç alıntı dikkatinizi çektiyse, baştan da söylediğim gibi kitaba ulaşmanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Yayını hazırlayan Hüseyin Aldoğan Beyefendi'ye, basın üstüne o zamanki Gaziantepler Derneği üyeleri ve başkanı Ali Uçar Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunarım. Devam edeceğim ve bu kitabı bitireceğim. Okumanızı tavsiye ediyorum. Beni takip edenlere selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla, sağ afiyet diliyorum.